pazar günü genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Solcuyum ben, sol parti. Parti olarak direkt söyleseniz? Kişi önemli benim için. Tamam, kim? Toprağım İmamoğlu. Ya da Mahsur Yavaş. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İnşallah doydular. Tamam. CHP'ye veririm. Neden CHP? Ya şu an yani duruma göre CHP hepsinden daha iyi. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Yani doğru bir çıkış yani. Doğru. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani Erdoğan'a ben bakıyorum da Erdoğan'ın şeyi de herhalde Suriye gibi olacak burası yani. Öyle tahmin ediyorum. BDP'ye. Neden? Çünkü ona hakaret ediyor onun için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Erdoğan daha sağlam. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Millete oyuna getiriyor. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Partisi'ne, Tayyip'e veririm. Neden? Çünkü Tayyip gibi bir insan daha bir Türkiye'ye gelmez. Ne başbakan olarak ne cumhurbaşkanı. Öbürleri ne yaptı ki bu zamana kadar? Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile evlat, baba evlat gibi izledi. Akşener'i de koysa da kızı olsaydı. Tamam. Dur daha var abla. Evet. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Erdoğan geçecek başa gene. Ve Kemal Kılıçdaroğlu her zaman adaylığını koyuyor sıfır. Bu yaştan sonra ne yapabilir ki o? Yediklerini biraz halka da versin. Ekrem İmamoğlu yardımlarımızı kesti. Bilhassa onu duyuruyorum. İnşallah baştan giderler onlar. Millet İttifakı. CHP yani. Evet. Neden CHP? AK Parti'de bir şey görmedik. AK Parti hep bizi batırdı. Kılıçdaroğlu gücü düştü. Ben bundan 4 sene önce aldığım maaşı tatile gidiyordum, gezmeye gidiyordum. Şimdi daha fazla maaş alıyorum, geçinemiyorum. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? İyi bir çıkış. Gerçekten öyleler. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kapülaksiyon yapıyorlar. Onlar ortalığı karıştırmak için. Erdoğan'ın her zaman işleri. HDP. Neden HDP? HDP'liyiz ondan. Ve haksızlığa uğramamak için HDP'liyiz sürekli. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu da bilmiyorum ya. Onun sözlerine fazla güvenmiyorum. De HDP'nin şeyine Kılıçdaroğlu'nu şey yapmıyorum yani ben. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Erdoğan bilmiyorum ya. Onların konuşmaları bir dönük, bir öyle oluyor, bir öyle oluyor. Hiç konuşmalarına güvenmiyorum ben. Ve şu anda çok kararsızım. Kılıçdaroğlu dün diyorum yani. Kararsızım. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi onlar birlikte oldukları için, her şeyi beraber yaptıkları için bir yerde yani şey karşıladım, olumlu karşıladım. Evet. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl? Anlamadım tamam. Erdoğan Millet İttifak dağılacak demiş. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İstifak yani... Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti falan onlar evet. Yani... Bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Tamam. Altılı masaya veririm. İçinden hangi parti olur? CHP ile İYİ Parti arasında duruma göre karar veririm. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Samimi, mütedelil ve ağırbaşlı buluyorum. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece olması gerekeni söylemiş. Kendisi için arzu ettiğini söylemiş. CHP'ye veririm. Neden CHP? Çünkü artık misyonları dolduğu için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten yıkmayı düşünüyor ama dağıtamaz. Parti. Neden AK Parti?
insan gibiler de ondan. Ha. Kılıç... Müslüman, insan, yani öyle. Öbürküler acaba ne işe yarar ki kızım? PKK ile bir olup dine, İslamiyet'e hakaret eden partiye oy vermek günah değil mi? He? Tamam. Günah değil mi? İkinci soruma geçeyim. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Ya bırak şunları Allah'ını seversen ya. Ya onlar ne dediğini bilmiyorlar ki. Bir düşman oluyorlar, babayla oğul gibiymiş. Ayıp ayıp sarılıyorlar. Püh. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Orasına bir şey diyemem. Tamam. Türk milletine de güvenmiyorum. Hangi partiye veririm? Millet İttifakı'na vereceğim. İçinden hangi parti? Herhalde İYİ Parti olabilir. Evet. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibiyiz dedi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Güzel. Tabii uyum olması iyi bir şey. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Erdoğan her şeyi söylüyor. Onun söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Ya onu söylemeyelim ya. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibiyiz dedi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Yalan. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok, dağılmaz. Dağılmaz. Tamam. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Her şeyi çok güzel yaptığı için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibiyiz dedi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Hayır, yalan. Yalan. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi, anlamadım. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çelişkisi var tabii. Ben de öyle bir düşüncede olabilirim. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? HDP. Neden HDP? Demirtaş'ın bizim için daha iyi olacağını düşünüyoruz. Barış için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibiyiz dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar da bir oyunun içindeler. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Ne düşünüyorsun? Dağılır büyük ihtimal. AK Parti kazanır. Neden AK Parti? Çünkü yaptığı hizmetler ortada. Diğerlerinde şüphe var. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Demeli çünkü kendi partisinin şeyi, belediye başkanı. Sadece o yüzden diyorsun. Tabii, başka yok. İcraata bakmak lazım. Örnek var önümüzde. Şey yapmayalım, deneme yapmayalım. Tamam. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Onu bilemeyiz. Onu Allah bilir. Peki sizce dağılmalı mı? Yok. Herkes hakkını almalı. Mücadelesini yapmalı. Aynen. Haksızlığa gerek yok. Aynen. Ben Ümit Özdağ'ı destekliyorum. Mülteci konusunda gerçekten onun destekçisiyim. Ülkemizde gereksiz bir dünya, saçma sapan olaylar yaşıyoruz. Tacizler, tecavüzler oluyor. Kendi insanlarımıza saldırıyor bu insanlar. Okay. O yüzden. Aha. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Bence doğru bir çıkış, doğru bir yaklaşım. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu desteklemesi bence iyi bir davranış. Ben de sonuna kadar destekliyorum bu durumu. Gerçekten. İmamoğlu halkın adamıdır. Halkın insanıdır. İmamoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz. Biz gençler olarak İmamoğlu'nun arkasındayız. Okay. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Ne düşünüyorsun? Millet İttifakı dağılacak. Ben öyle düşünmüyorum. Erdoğan'ın söylediklerine katılmıyorum. Bir genç olarak piyasayı bilen, gençlerin halinden anlayan bir genç olarak Millet İttifakı'nın dağılacağını düşünmüyorum. Umudumuz Millet İttifakı. Oyumu hangi partiye veririm? Normalde AK Parti'ye veriyorum kendim. Biraz devir pahalaştığı için kendimi müzisyenlik yapıyorum, keman çalıyorum ben. Tabii şimdi hani o zamanlar 300-500 lira kazandığın zaman geçinebiliyordun. Ben evliyim, 2 yaşında çocuğum var. Şimdi tabii artık 500 lira 50 lira gibi oldu yani. Çıkıyorsun, para bitiyor, gidiyor yani. Şu ankinde dediğim gibi pazar günü böyle bir şeyim olsa yani düşüncem, hani belki biri vardı, ismini unuttum, o çok böyle ismi neydi onun, biri vardı, onun ismini unuttum.
Ona verirdim yani. İsim vermeyeyim daha doğrusu. Ona verirdim yani. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Bence birlikçilik. Tamam. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Erdoğan bir daha tekrarlar mısın? Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorum? O zaman benim hep düşündüğüm gibi bir bildiğim var ki böyle yapıyor diyorum ben. AK Parti. Neden AK Parti? Yani birkaç sorun var ülkede. İşte geçinme sıkıntısı olsun, işte millet isyan ediyor falan. Ama ben bir yani biraz da İslami konudan bakıyorum ben. Partiye? Tabii İslami konudan da bakıyorum. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız için İslami bir ülkedeyiz. En çok Müslümanın olduğu bir ülkedeyiz. Bir bildiği var diyorum. Okuduğum kitaplara göre de bir işaret çıkıyor bana göre. Farklı bir cevap geldi ama. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Bu çıkış için hiç aklımda bir düşünce yok yani. Tamam. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani söylediyse bir bildiği vardır. Söyleyeceğim. Söyle. Garanti bana kalsın ama AK Parti'ye vermezdim. Hangi partiye verirdin? Belirli bir parti var mı? Yok ama AK Parti olmaz. Kararsızsın o zaman. Yani kararsız değilim. Takip ettiğim birkaç parti tamam, var. Söylemek istemiyorsun şu an. Aynen. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu olabilir de Kılıçdaroğlu'nu pek tasvip etmiyorum. Tamam. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanmıyorum. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü adamın duruşu, yani duruşu var. Şöyle, Atatürk'ten sonra ikinci başkan o diyorum. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Ya onlar baba evlat olsun da bizden uzak olsun. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Dinliyorum şimdi. Ne İnşallah. CHP'ye veririm. Neden CHP? O adam gibi adam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Nasıl? Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Evet derim, doğru. Güzel yani. Güzel. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hayır. Dağılmaz. İyi Parti'ye. Neden İyi Parti? Ya artık şeyler bitti, piller bitti. Bir şey yok ortada. Habire bağlılık. Yani yeni partiler lazım. He? Yeni partiler lazım böyle. Ya ne bileyim artık yani onlar da başarılı olamazlar da artık kısmet ya. İnşallah olurlar diyelim yani gelirlerse. Ne diyelim diyecek bir şey yok. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir demek ki seviyor ya. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dağılabilir. Altı şeyden de hayır gelmedi yani. Altı tane kafadan altı ayrı sesten de pek zannetmiyorum yani. Şey olacağını bilmiyorum yani. Vallahi gönlümden hangisi isterse ona tarın. Şu an kararsınız o zaman. Yok. Hiç demen kimseye. Tamam. İçimde gönlümde kalsın. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum ki ne düşündüğüm. Öyle soruları beklemem ki. Tamam. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Başkaları yapın. Ben bilmiyorum. Recep Tayyip. Neden? Bileyim ben. Neden? Çünkü ondan başka gelemez gibi. Kimse gelemez o gibi. O lider. Dünyayla uğraşıyor. Türkiye'nin bilmediğine bakma. Gerçekten adam gibi adam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Hayır ben Kılıçdaroğlu'yu tanımıyorum. Böyle bir parti de tanımıyorum. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşmak istemiyor musun? Kasımpaşalı olarak Tayyip Erdoğan'a veririm.
Neden? Yani Erdoğan 20 senedir iktidarda ve Türkiye'nin sorunlarını daha iyi biliyor. Diğerlerinin pek fazla siyasi yönetim şeyi yok. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Vallahi Kılıçdaroğlu'nun rakibi bana göre ilerideki rakibi İmamoğlu. Tabii ki arayı tutmak istiyor. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi dağılacağını tahmin etmiyorum. Menfaat birlikteliği olan her şeyde menfaatler biterse dağılır. Seçimden önce dağılmaz tahmin ediyorum. Vallahi belli olmaz. Hele belli olmaz. Hepsi bizim vatandaşımız. Hele zamanla var. İyice onları deneye güna göre. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Valla ne bileyim. Bunların bileceği biz ailesi gibi televizyondan izleyip bilmirik ki. Pek anlayamıyor bir cahil adam pek. Bilemiyor ki kızım. Vallahi hepsine güç kuvvet versin. Hepsi bizim için çalışır. Evet, öyle değil. Evet. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Erdoğan Millet İttifakı dağılacak demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Erdoğan'dan Allah razı olsun. Her şey çalıştı ben ne bileyim. Şimdiye kadar bu kadar olur. Yıllardır şu memleketimizi yola götürür. Tamam. Allah sonunu iyisin. Allah her ikisine de güç kuvvet versin. Ne diyelim? Değil mi? Doğru. Oyumu hiçbir partiye vermem. Neden diyeceksiniz? Oraya çıkanlar tamamıyla halkı bunu diyor. Sadece kendi çıkarlarına, yanına, yandaşına bakıyorlar. Halka hiç bakan yoktur. Şu anda gariban diye bir şey kalmadı. Eskiden Özal döneminde bir orta direk vardı. Allah'a şükür onu da sildi götürdüler. Tam zengin oldu. Fakir ise yok oldu. Onlar ahirette nasıl hesap verecek ben onu düşünüyorum. Yaradan Rabbim diyor ki iş giç ne yaparsan yap kul hakkıyla gelme diyor. Oradaki oturanların zaten zannedersem bir dürüst rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Onlara ders veriyordu dürüstlükte. Onu da aldı götürdüler. Şimdi meydan onlara kaldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günleriniz olsun. Bir iki tane daha sorum vardı. Sor. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Vallahi onlar hep işte diyorum ya hepsi çıkar için oraya geldim miydi hepsi halkı onu diyorlar. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? O Erdoğan zaten ortayı bozmak için uğraşıyor. Zannetmiyorum bu şey yapacağını da dağılacağını da zannetmiyorum. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Recep Tayyip şimdi kime verebiliriz ki bundan başka? Şimdi bir tanesi gitse Recep Tayyip Erdoğan tekrar buraya başkası gelse bir kere ülkeye empoze olması 5 sene. 5 senede bu kaybı başkaları vermiyor. Halk veriyor her zaman. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Baba ve evlat olabilirler. Kendilerini düşünüyorlar ama. Kendilerini düşünüyorlar. Ülkeyi düşünüyorlar. Bugün ben Esenyurt'ta Beylikdüzü'nde oturuyorum. Metrobüste giderken ölüm kalım savaşı veriyoruz. Metrobüsten inince hani bir haftalık yorgunluğu metrobüste geliyor. Yapılan hiçbir şey yok ortada. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Her gerisini bilir, kendisi bilir. Kendisi zaten Kasımpaşalı. Yani o ne derse doğrudur diyorsun. Ben o ne derse doğru diyorum ama doğruların peşinde olduğu için doğru diyorum. Benim güzel kızım, biz seçimden önce ben bir Türk vatandaşı olarak her şeyden önce iktidara gelecek kişinin emeklilere biraz daha iyi bakmasını istiyorum. O kimse artık onu takip edeceğiz. İnşallah bize yardımcı olur. Bize ona yardımcı kim olur. Olabilir mesela böyle? Henüz daha çok kesin kararım yok ama takip ediyorum. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Vallahi onu seyretmedim ama siyasette
daha düzgün, daha böyle dilin kullanılmasından yanayım. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi dağılır mı bilmiyorum ama her ikisinin de inşallah yine de memlekete hayırlı olmasını diliyorum. Amin amin. Erdoğan'a vururum. Neden? Seviyorum onu. O dünyayı. Çok emeği var bu Türkiye'de. O yüzden. Ona bir kere ulaşamıyorum. Beni ulaştırsanız ona. Evim kira, kirayı ödeyemiyorum. Kocam öldü. Vallahi ya. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da zannetmiyorum. Parti? Sen nerede partiye veriyorsun? Ne? Sen hangi partiye veriyorsun? Biz söyleyemiyoruz. Soruyoruz biz sana. Söylemiyorsun. Sen kaç yaşındasın? Ben 18. 18. Söylemeyecek misiniz? Halkı yok. Halkı yok. Halkı yok. Cumhuriyet Partisi. Kadınlara huzurluk veren parti. CHP mi? Evet. Tamam. Neden CHP? Neden CHP? Neden CHP? Dünyada en kadınlara özgürlük veren partidir. Atatürk. Atatürk. Bak. Görüyorsun İran'da, bilmem ne, Afganistan'da. Görüyorsun değil mi? Ona göre dikkat edeceksiniz. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Ne fark eder? Baba, evlat. Fark etmez ki. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendim şimdi şöyle bir şey var kızım bak. Ben 85 yaşındayım. Almanya'da çalışmışım. Benim torunum var doktor Almanya'da bilmem ne. Bak şimdi Türkiye'de hayat çok fena. Sıfır. 20 senedir iktidarda hiç kimseye para yok. Milletin cebinde para yok. Bu kadar mı? Bunun için gittiği yere söyleyeceksiniz. Bak, ikiden bir de MHP var ya, MHP. Aman o PKK'dan daha tehlikeli var. CHP verim. Neden CHP? CHP verim çünkü adaleti bize o getirecek. Başka türlü böyle olmaz. Pahalılığı görüyor. Çok mücadele veriyor Kılıçdaroğlu, İmamoğlu. Hani bu haksızlığa kimse gelemez. Daha evvel AK Parti'yi veriyordum ama şimdi değiştirdim. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibiyiz dedi. Böyle bir samimiyet olabilir. Büyükler arasında her zaman biz büyüğümüze baba olarak şey yaparız. Yani dostuz. Şeyi yok. Dostluk bağı içinde baba diyebilir. Buna bir sorun yok. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Ne düşünüyorsun? Millet İttifakı dağılmaz. Niye dağılsın? Dağılırsa hepsi biter. Hepsinin sonu olur yani dağılırlarsa. Vallahi hiçbirine vermem. Hiçbirine vermem. Niye? Niye mi? Yani bu vatandaşın hallerini görmüyorlar mı? Herkes açlık sefalet içinde. Başka ne diyeyim? Kılıçdaroğlu dün grup konuşma. Ben doğdum doğalı AKP'liydim, AK Partiliydim. Ama artık değişti. Artık değişti yani. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibiyiz dedi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Ya onlardan hiçbir şey olmaz. Onlara hiçbir şey olmaz. Onlara hiçbir şey olmaz. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani AK Parti şey çıkacak dedi EYT. Yani seçime kadar milleti oyalıyor. Seçime kadar insanları oyalıyor. Seçime karşı bu şeyi EYT'yi sunacak. Yani bunu neden önce sürmüyor da yani vatandaşımız anladım açlık sefalet içine sürünmeye mahkum ediyor. Anladım. Maaş alsın. Herkes huzur içinde olsun. Anladım. Hırsızlık olmaz. Anladın mı? Aile geçimsizliği olmaz. Anladım. Hep maddiden bununla kaynaklanıyor. Yanlış mıyım? Hep maddi durumdan kaynaklanıyor bunlar. O televizyonu açıyorsun, o onu kesti, bu bunu açtı, o onu parçaladı. Yani sığır mı parçalıyorsun ya? Bu nedir ya?
Yani böyle şey olmaz yani. Yazık yani. Ben üzülüyorum. Ben şu duruma üzülüyorum. Bak doldum doğalı AKP'liyim. AKP'ye, AK Partili'ye oyum var. Bana da mesaj da gelir. Hiçbirine gitmem. Mesaj bile gelir bana. AK Parti'den. Hiçbirine gitmem. AK Parti'ye veriyorum. Neden? Her şey. Görüyorsunuz ortalığı. Başka verecek birisi var mı? Biz de size soruyoruz. Ben AK Parti'den başkanına oy vermiyorum. Şu an vermiyorum. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Ya doğrudur. Olabilir. Konuşmalar öyledir. Doğrudur. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? O kendi düşünce de dağılmaz. Mümkünatı yok. Yani ben oyumu Ümit Özdağ olarak kullanmak istiyorum. Neden? Ya ilçesel olarak bana daha yakın olduğu için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Yani baba ve oğul kelimeleri pek bilmiyorum ama ben yani Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na tam anlamıyla bir muhalefet yaptığını düşünmüyorum. Evet, yani bence fikir olarak da Kemal Kılıçdaroğlu 2 Recep Tayyip Erdoğan diyebiliriz. O yüzden Ümit Özdağ'ı ben farklı tutuyorum. Böyle böyle bu. Ben yapayım sonra. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Ne düşünüyorsun? Yapalım mı sizinle? Millet İttifakı'nın yani o onun düşüncesi olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesi olabilir. Saygı duyuyorum. Bir şey diyemem. Neye göre dağılacağını da bilmiyoruz tabii. Neye göre söylediğini bilmiyorum ben. Ben şeye veririm. Ne bileyim bir tam AK Parti'ye veririm oyu. Neden? İyi yani falan. Neler yaptığı belli yani. Beğeniyorsun. Ben beğeniyorum yani. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibi izledi. Ne düşünüyorsun? Ya şey gibi onlara artık baba diyorum evlat gibi ama hani gerçi Kılıçdaroğlu da gerçekten iyi yani. Ne bileyim yani beğeniyorum onları da ama ne bileyim gerçi tam AK Parti daha iyi onlardan. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yok yani filan dağılmak ya. Benim seçimlerim belli. Ben Cumhurbaşkanlığı veriyorum. Neden? Ya neden? Çünkü memlekete faydası olduğu için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat olduğunu demiş. Onların arasında kimse girilmez. Onların içerisinde kimse girmez. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Ne düşünüyorsun? Onu onlar bilir. Benim bileceğim iş değil. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Çünkü memlekete sahip çıkan AK Parti de onun için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat olduğunu söylemiş. Ne düşünüyorsun? Tamamen palavra. Onların Türkiye gibi bir derdi yok ki. Onların derdi ihtar olmak başka türlü yani. AK Parti'ye oy veren polis değil. Yargıya aynı, AK Parti'ye aynı. Ondan sonra her şeyden kaldı. Bu ülkeyi kimine yönetecek? Neye inanıyorlar? Ülkeyi kimine yönetecek? Ya merdivenle ters bilen bir adam. 5 senede oyunu becerip kullanamayan bir adam. Ondan sonra Sakarya Meydan Savaşı'nın nerede yapıldığını bilemeyen bir adam bu ülkeyi nasıl yönetecek? Hadi verelim de nasıl verelim? Verelim. Erdoğan Millet İttifak dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Dağılsa da dağılmasa hiçbir şey fark etmez. O dağılmasalar gelseler bile 3 ay sonra bırakıp gidecekler. Yalan olan millet olacak. Sizce dağılırlar mı? Bana göre dağılmazlar. Ama dağılmadan beter olacaklar. Çünkü iktidara geldikleri zaman 3 ay bir arada duramayacaklar. Sonları belli. Tayyip'e veririm tabii. Neden? Tayyip'i seviyorum. Ülkemizi yönetiyor. Yani ondan başka kim var? O bir tane fare var. Fare mi gelecek? O ne yapacak? Kim fare? Fare kim? Var ya fare yüzlü bir tane. Adı neydi? Kılıçdaroğlu. Bak. Dün ben Üsküdar'aydım. Ben 66 yaşındayım. Otobüs kartımı değişmek zorundaydım bedava için. Ondan sonra benden 70 lira istediler. Şeye söyle, İmamoğlu'na benim mesajımı ver Fatma Meral. Neden 70 lira istiyorlar? Sonra Kılıçdaroğlu'na mesajım. 70 lira neden alıyor? Madem bu belediyenindir. Ben emekli bir adam, Covid'den beyim ölmüş. Benden 70 lira al. 70 lira alıyorlar kartımı değişmek için. Neden? Kılıçdaroğlu
o şeyini güzel korusun. Yoksa suyu kaynar. Ama Tayvan suyu ebedi kaynamaz bizim için. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat olduğunu söylemiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl, ne söylemiş? İmamoğlu ile baba ve evlat olduğunu söylemiş. Yani saçma öyle. Ya. Ne isim baba oğlunu ya. Ay saçma ya. Tamam. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne alacakmış? Millet İttifakı dağılacak demiş Erdoğan. Hayır. Kesinlikle dağılmaz. Erdoğan herkes tutuyor arkadaşım. Herkes. Ben dahil içinde. Teşekkürler. Başka bir sorun var mı? Yok. 3 tane. Ama benim mesajımı o şeye ilet. 70 lira neden alıyorlar Dulkari'den? Kameraya doğru söyle abla. Şöyle. He. İsmi neydi onu unuttum. İmamoğlu. He, İmamoğlu'na mesajım. İmamoğlu beni iyi dinle. Ben Fatma Meral. Ben kartımı 66 yaşındayım. Ben kartımı değiştirmek zorundaydım, otobüs kartımı. Benden 70 TL istediler. Yanımda da yoktu. Bir akrabamı buldum da borç aldım da verdim. O mesajım ona çok güzel iletti. Şimdi parti ismi açıkça telaffuz etmek istemiyorum fakat kafamda vereceğim parti belli. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu için baba ve evlat demiş. Yani ikisi öylelermiş. Ne düşünüyorsun? Diyebilir. İkisi de aynı görüşten, aynı partiden. Normal diyebilir. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Ne düşünüyorsun? Valla o bir şimdi dağılacak demesiyle dağılmaz. O tamamen Cenab-ı Allah'ın takdir edeceği bir iş. Biraz da siyasi gelişmelere bağlı olan bir olay. Bu AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye? İlk günden beri ben hep AK Parti'ye veriyorum. Görünen köy kılavuz ister mi? Yaptıkları ortada. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba evlat olduklarını söylemiş. Yandan ne düşünüyorsun? Dala verici. Ne? Dala verici. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Millet? Millet İttifakı. Evet. Dağılacak demiş Erdoğan. Ne düşünüyorsun? Bence de. Dağılır mı? Evet. CHP. Neden CHP? Bilmem, CHP bence, yani CHP'ye veririm. Sizin fikirlerinize daha mı çok uyuyor CHP? Aynen, böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajlarını, yani haberlere çıkıyor ya. Hı-hı. Onun söylediklerini dinliyorum. Bazı şeyleri yani bazı şeyleri doğru söylüyor şimdi. Allah var. Grup toplantısındaki konuşmaları falan yani. Aynen. Ha? Ya İyi Parti Meral Akşener'e de veririm. İyi Parti'ye de veririm. Ya CHP ya İyi Parti, ikisinden biri yani. Ama yani diğer partilere vermem. Tamam. Kılıçdaroğlu dün grup konuşmasında İmamoğlu ile baba ve evlat gibiyiz dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben samimiyetine inanıyorum. Samimiyetine inanıyorum. Erdoğan Millet İttifakı dağılacak demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Dağılmadı inşallah. Millet İttifakı dedi, altılı masa. Evet. İnşallah dağılmaz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.